Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Özgür Demirtaş'ın konuk olduğu Teke Tek adlı programı inceleyeceğiz. Bu programda Özgür Demirtaş'ın kripto paralar hakkında neler söylediği, nasıl yorumlar yaptığını inceleyeceğiz. Öncelikle Bitcoin'in arkasında ne var? Arkasında bir şey olmayan para birimine güvenilir mi? İşte çok fazla elektrik harcıyor. Bunu en fazla kullanan ülkeler hangileri? Neden o ülkeler bunu kullanıyor? Ne gibi bir regülasyonlar getirilirse iyi olur? Ve benzeri soruları cevaplayacağını söylüyor. Araştırmaya 2016-2017 yıllarında girmiş Özgür Demirtaş. Mining teknolojisini merak ediyormuş. Daha sonradan bir finansla birebir alakalı olduğu için kendisi. Buradan bir akademik yayın çıkarılabilir miyiz diye bakmışlar. Ama sonra onun için hikaye çok farklı bir şekilde evrilmiş. Şu anda dünyada 9000'in üzerinde token ve coin var. Öncelikle şunu söyleyeyim diyor. Bu bir devrim. Yani bu Bitcoin'in bir devrim olduğundan bahsediyor. İnternet nasıl bir devrimse bu da aynen onun gibi bir devrim diyor. Ancak diyor 9000'in üzerindeki coinlerin en az %90'ı da batacağını söylüyor. Bunların batacak olmasının nedenleri başka, geri kalan bazılarının son derece promising, yani gelecek vaat edici olmasının nedenleri başka. Yani kısacası bu teknolojinin bir devrim olmasının nedeni bir başka diyor. Mesela örnek vererek başlıyor. Biliyorsunuz devletlerin 3 tane görevi vardır diyor. Yani dünyada ülke sayısı kadar devlet var. Bu devletlerden bizim istediğimiz şudur diyor. Sosyal devlet. Yani fakir bırakma, vergini al diyor. Vergini topla diyor. Eğitim yap diyor. Sağlık yap diyor. Kamu harcaması yap diyor. İki, beni güvende hisset diyor. Polisin, askerin de diyor. Beni güvende hisset diyor. Üç diyor. Onaylama diyor. Yani işlemlerimi onayla diyor. Ben araba alıp satarsam, ev alıp satarsam, tabi kadastrodan evlenirsem, boşanırsam, davam olursa belge onayla diyor. Devam ediyor. Üç tane isteğimiz var diyor bizim devletten. Şimdi bakın çok net soru cevaplar var diyor bu sorularda ve cevaplarda. Bizim kendi devletimizden bahsetmeyelim diyor. Farklı devlet. Hani 8 milyon, 8 milyar bahsediyor. Bu üç görevden devletler hangisini tam anlamıyla yapıyor diyor. 8 milyar insana soralım diyor. Kardeşim dünyada fakirlik bitti mi? Bitmedi diyor. Demek ki devletler bu görevi yapamıyor. Kendinizi güvende hissediyor musunuz diyor. Vallahi diyor 7,7 milyar insanın kendini güvende falan hissetmiyordur diyor. Yani %90'ı Amerikalılar da buna dahildir diyor. Bu da gitti diyor. Geriye kaldı tek bir görev. O da diyor onaylama. Onaylama yap. Yani diyor ben Özgür Demirtaş olarak Fatih Altaylı, yani Fatih Bey'e araba satacaksam notere gidiyorum diyor. Noter aracılığı ile onaylama yap diyor. Fatih Bey bana ev satacaksa diyor, tabi kadastroya gidiyoruz, onaylama yap diyor. Efendim işte Ayşe Mehmet ile evlenecekse evlendirme dairesine gidiyoruz diyor. Bunu onayla diyor. Ancak orada da mutlu mu insanlar? Orada da değil. Çünkü oralarda da bir sürü hata, bir sürü yanlışlık, bir sürü yolsuzluk. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde, Afrika ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde bunun bir hayli fazla göründüğünden bahsediyor. Daha sonradan Blockcoin'den bahsediyor. Blockcoin ne yapıyor? Üç tane görevi var. Üçünde de batmış bu devletler. Şimdi Blockcoin diyor ki, o ilk ikisini bir şey yapamam. Güvenlik askerle alakalı efendim, sosyal devlet bambaşka konuyla alakalı. Ama diyor ben onaylama, yani bu onaylama işlemini diyor, authentication işlemini halledebilirim diyor. Öyle bir hallederim ki diyor, insan hatası olmaz, yolsuzluk, dolandırıcılık olmaz. O yüzden Blockcoin bir devrim. Yaptığı şey de şu ki, şimdi ben diyelim ki diyor Fatih Bey'e bir araba satacağım. Notere gidiyorum. Fatih Bey diyor ki noter bu model arabayı bu yılda model arabayı bu renkte bu arabayı bu şase numaralı arabayı Özgür Demirtaş'tan almayı kabul ediyor musunuz? Ediyorum derse Fatih Bey biz paraları değişiyoruz. Bir de notere harç veriyoruz. Ev satacaksak tapuya gidiyoruz diyor. Tapu kadastro vergisi veriyoruz diyor. Niye verdik biz bu notere harç veya tapu kadastroya? Veya Özgür Fatih Bey'e 70 lira para gönderecek bankadan bankaya gidiyor. Özgür, Özgür mü diye bakıyor banka. Özgür, Özgür. İşte kimlik numarası vesaire veya online mı diye bakıyor. Onun için de vergi veriyoruz diyor. Onun için de harç parası yatırıyoruz diyor. Onun için de belge imzalıyoruz diyor. Niye biz bu bankaya bu parayı verdik? Niye tapu kadastroya vergiyi verdik? Niye notere o harcı verdik?
Nedeni basit. Çünkü bunlar karşılığında bu merkezi otoriteler bizim işimizi halletti. Şimdi Blockcoin diyor ki insanların birbiri arasındaki bu ilişki çok yavaş. İki kayıtlar tek bir yerde tutuluyor. Çok tehlikeli. Üç insan denen üç insandan bahsediyor. İnsan denen yaratığın olduğu yerde dolandırıcılık, yolsuzluk ve yalancılık oluyor diyor. Üçüne de çözüyorum ben diyor. Nasıl çözüyorum diyor. Burada diyor ki bizim niye tapu kadastroya ve notere ihtiyacımız var? Tapuyu alıp Fatih Bey'e verelim. Fatih Bey de bunu kabul etsin. Gitsin. Olmaz. Niye? Çünkü Fatih Bey şunu bilmiyor diyor. 3+1 evin balkonu aynı yerde mi? Odalar aynı yerde mi? Veya tapu kadastrodaki yer aynı yerde mi? Ve benzeri, buna güvenmediğimiz için. Biz o yüzden oraya gidiyoruz. Ancak bütün bu söylediklerimiz sistemler aslında algoritmaya, yani yazılıma dökülebiliyor diyor. Blockcoin de diyor ki şöyle bir işlem yapacağım. 500 milyon tane bilgisayar, buna siz de ben de dahiliz. Fatih Bey özel bilgisayarlar kullanabilirsiniz diyor. Bunların tanesi 20-30 milyardan başlıyormuş. Bu bilgisayarlara elektrik harcıyorsunuz. Bir de o bilgisayarları almak için para harcıyorsunuz. Bu 500 milyon tane bilgisayar internete bağlanıyor. Diyelim ki Ethereum, Blockcoin'den bahsedelim. Bir sürü Blockcoin var. Bu Blockcoin üzerinde bir tapu kadastro işlemi gidecek değil mi? Örneğin, hani bir tapu kadastro işlemi yapacaklar. Örneğin, Özgür'ün ve Fatih Bey'in tapu kadastro işlemi. Biz bunun için noter işlemlerine vergi veriyor muyduk? Evet. Ama burada olmuyor işte. Yani Bitcoin'de öyle bir şey yok. Diyor ki 500 milyon bilgisayar aynı anda noter ne yapıyorsa, banka ne yapıyorsa, tapu kadastro ne yapıyorsa onu yapıyor. Nasıl ki banka Özgür Fatih Bey'e 70 lira gönderirken gönderebilir mi gönderemez mi diye bakarken Özgür'ün kimliği, IBAN'ı işte ve Özgür'ün hesabına gönderecek 70 liraya var mı diye bakıyor. Burada da algoritmalar aracılığıyla bu işlemler yapılıyor diyor. Bundan bahsediliyor. Daha sonra İşte kripto para kazıma olayından bahsediyor. İşte bir buna kazıma deniliyormuş. Hani kripto para kazıma ve benzeri. Tabi bazı şehir efsaneleri varmış Bitcoin ile alakalı. İşte özellikle bu kara para aklama. Bitcoin diyor 2009'da çıktı. Sen 2008'de para aklaması yok muydu diye söyleniyor. Ve daha sonra işte bu ikinci bir şehir efsanesini bahsediyorum. Bitcoin ve türevleri izlenemiyor gibisinden. Ona da bu tamamıyla yanlış diyor. İzlenebiliyor diyor. Şöyle söylüyor. Cüzdanlar var. Cüzdanın kime ait olduğu belli değil, ancak siz o cüzdana kripto para koyabilmeniz için kripto parayı bir yerden almış olmanız lazım. İyi de kripto parayı almış olmanız için de kağıt parayı bir borsaya koymanız lazım. Şimdi o cüzdanların kime ait olduğu belli değil. İbanların kime ait olduğu belli. Bankalarda o cüzdanların kime ait olduğu belli değil, ama bu demek değil ki kime ait olduğunu bulamayız. Bal gibi de bulunabilir diyor. Buna dair şirketler var Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor. 5 dakikada bütün hareketleri sererler önünüze diyor. Yapılacak şey şu: siz borsaya kağıt para gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz kağıt para ile kripto alıyorsunuz. Sonra o kriptoyu da kendi cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. O cüzdanın size ait olup olmadığını, nereden gelip gelmediğini bulan şirketler var diyor. Birçok exchanged, işte KSC, Know Your Customer, yani müşteri bilgileri kayıtlı diyor. O yüzden burada da bir şey yok. Ancak bunun istisnaları var mı? Var diyor. Hani bazı para birimleri var, Monero gibi. Bazı çözümler var, kirli çözümler. Tornado Cash gibi. Bunlar da para aklama hizmeti yapabiliyor. Ama bunlar çok ufak ve adli makamlar bunları çok kolay yakalayabilirler diyor. O yüzden diyor hani efendim Bitcoin kara para aklıyor. Bu bir şehir efsanesi diyor. 2009'da kuruldu Bitcoin diyor. 2008'de de para aklanıyordu diyor. Gelelim üçüncüye diyor. Ya bununla alışveriş yapılmaz ki gibi bir serzenişte bulunanlar varmış. Bitcoin'le zaten birçok insan alışveriş yapılması gerektiğini düşünmüyor. Bitcoin daha çok varlığınızı park etme yeridir. Çünkü çok oynak bir şeydir. Hani her an kaybedip her an kazanabilirsiniz. 10 yıl sonra ne olur bilemeyiz. Bu varlığı park etme yeridir. Bunun bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri de dünyadaki devletlerin hırsızlığa girişmesidir. Diyeceksiniz ki ya Özgür Bey,
Bir dakika, sen ne diyorsun? Devletler hırsızlık falan filan. Sözüm meclisten dışarı diyor. Bütün dünya devletleri için bahsediyorum. Şimdi sizin cebinizde 100 lira para var diyelim. 100 lirayla ne yapabilirsiniz? Veya 100 dolar. İşte Bursa'da güzel bir İskender kebap, yanında bir tane işte üzüm şurubu içersiniz. 100 liraya bunu yapıyorsunuz. Sonra bir şey oluyor, ekonomi sıkışıyor. Ekonomi sıkışınca da merkez bankaları bağımsız olsun diyoruz. Ya biz, o da şehir efsanesi, o da gitti artık. Politikacılar ne yapıyor? Ekonomide problem var, nasıl çözeceğiz bu işi? Politikacının ekonomideki problemleri çözmesinin yolu şu: eğitim sistemini iyileştirecek. Ondan sonra hukuk devletini güçlendirecek. Efendim, yargıyı bağımsız yapacak, kurumları bağımsız yapacak. Politikacı da diyor ki, ya kim uğraşır bununla kardeşim diyor. Telefonu aç, at sen oradan 3 milyar dolar, 3 milyar dolar para bas. Sonra ne olacak? Bunu sisteme kredi olarak ver, şöyle bir ekonomi canlanıversin diyor. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Cebindeki 100 lira yerine birdenbire bakıyor ki 200 lira var. Şimdi ilk tepkisi ne? Seviniyor. 100 lira vardı, 200 lira var. Şimdi ben bir İskender yerine 2 porsiyon İskender yiyeceğim, 2 tane şerbet içeceğim diyor. Üstüne de tatlı belki. Bakın ilk hafta olay böyle gidiyor. Ama sonradan 200 lira, cebindeki 200 lira olmadı ki. Bir sürü insanın cebine para girdi. Ne oluyor? Yemeyenler de İskender yemek istiyor. İyi de hayvan sayısı sınırlı. O kadar et yok. O kadar et olsa o kadar İskender'in üstüne dökecek tereyağı yok. Ne oluyor? Fiyatlar artmaya başlıyor. Ve bu enflasyonu tetikliyor ve alım gücünü çalıyor. Yani devlet insanların alım gücünü çalıyor. Ve bakın, bu hırsızların en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri'dir diyor. Şu an adamların bastığı para 7,7 milyar yani 7,8 milyar trilyon dolar. Bunu basmaya da devam ediyorlar. Bitcoin'in, daha doğrusu Satoshi, kim veya kimlerse bunlar bir kişi olmayabilir. Bunların yazdığı white paper'da da açıkça belirtiliyor ki diyor, sonraki tartışmalarda da açıkça belirtiliyor. 2008 krizinde bu basılan paralar halka da gitmiyor. Bu arada büyük şirketlere, büyük yapılara gidiyor. Buralara giden paralarla beraber halk kendini yalnız hissediyor. Bu ve buna benzer Özgür Demirtaş bazı anlatımlarda bulunuyor kripto paralarla. Ben çok yararlı buldum özellikle. Çok derine inemiyorum, sizi boğabilir, sıkabilir çünkü uzun bir konuşma. Ben özet geçmek istedim. Özgür Demirtaş'ın finansal zaten zekası, finansal görüşleri ortada. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.